Şimdi HSM komutların içerisindeki bütün komutları anlattık. Sadece bir iki tane kaldı. Bunları da uygulamalar içerisinde anlatacağım demiştim. Şimdi bütün öğrenmiş olduğumuz komutlarla ilgili bir örnek yapalım. Bakalım neler öğrenmişiz, neler unutmuşuz. Soyut kemiği kurduğumuz zaman içinde gelen uygulama parçaları var. Ben bunlardan bir tanesiyle örnek göstereceğim. Şimdi program açılıyor. Açılsın bir. Evet, şu parça HSM1 isimli parçayı açıyorum. Bu nedir? Bunu silelim. Bunda bir işimiz yok. Şu işimizi de silelim. Tamam. Şimdi sıfırımız atanmış. Şurası. Ama ben tekrar tanımlayacağım stok modelimi. Geliyorum. Stok modeli ya da referansımızı düzeltelim. Ben referansımın parçamın tam ortası olmasını istiyorum. O yüzden geliyorum buradan. Kem parça bilgisi. Ve buradan referans tanımla. Sağ tuş. Düzelt. Referans noktası düzelt. Ve buradan da gelip kütüğün üst ortası diyorum. Gelip parçamın düzlemine bir kez dokunuyorum. Burası tam düz değilmiş. Şurasına dokunalım. Evet, orası da tam düz değil. Tam düz değil. Bu yüzden şöyle yapmam gerekiyor. İptal dedim. Buna da onay verdim. Şu stok modelimi bir açalım. Ve buradan gelip kutu diyorum. Sonrasında parçamı seçtim. Parçamın ham şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani hiç işlenmemiş hali. Böyle kutu bir parça. Onayladım bunu. Zaten kalıp parçaları hep genelde dikdörtgenler prizmasıdır. Bu da dikdörtgen zaten. Şimdi tekrar geldim referans tanımlamaya. Pardon, az önce yanlış bir şey yaptık. Şu stok modeli geldim tekrar. Çünkü şu yeşil çizgiler bana lazım olacak. Bunu ekle demem gerekiyor. Kutuyu cat modeli ekle demem gerekiyor. Şu çizgileri ben istiyorum. O yüzden onay verdim. Tamam. Şimdi çıktım buradan. Ve şimdi geldim. Referans tanımla. Düzelt. Referans noktası düzelt. Kütüğün üst ortası değil de buradan tanımla diyeceğim ben. Tanımla da sıfır noktam. Burası. X yönümü soruyor. X yönümde şurası. Y yönümü sordu. O da şurası. Evet. Ama sorun var hala. İstediğim gibi olmadı. Şöyle çevirebilirim. Etrafında dönüş, Z etrafında. Şöyle tam üstten bakayım. Tamam, zaten 40 dereceydi. Onay verdim. Buna tamam dedim. Burayı da onay verdim. Hedefimi zaten kendisi tanıyor. Buraya da onay verdim ve çıktım. Tamam, stok modelimize bakalım hemen. Göster dersek, evet bu şekilde. Şimdi HSM modülünde işleyeceğiz parçamızı. Şuradaki
HSM komutlarını kullanarak parçamızın tamamını işleyeceğiz. Sıfırımızı istediğimiz yere atadık. Stop parçamızı güncelledik. Şimdi gelelim kaba işlemi yapmaya. İlk yapmamız gereken HSM'nin içerisine girip ve buradan pardon çok özür dilerim. İlk yapmamız gereken HSL'de kontrol kaba işlemiyle bir kabamızı işlemek. Hedef geometrimizi zaten program tanıyor. İlerleyen videolarda bakın şuralardan bahsedeceğim. O yüzden uygulama videolarını lütfen dikkatli izleyin. Şimdi takıma geldim. Bir tane takım ekledim. 20'lik parmak prezi zaten listemde varmış. Tamam. Seçtim buna. Tutucu da seçmişim zaten. Tutucum şöyle. Tutucu da işaretlemişim. İstersem kaldırabilirim buradan bakın. Tamamdır, takımımız hazır. Bilgisini şu şekilde doldurdum ben ama sizin gerçek imalatınıza göre bu bilgi değişir. Ama söyleyeyim yine tekrar. Malzemenize ve takımınıza göre değişir. İşleme sınırına geldim. Şimdi bu kaba işlem olduğu için zaten şöyle göster dersek program zaten bizim parçamızın dış kontürlerini kendisi otomatik seçiyor. Kaba işlem olduğu için. O yüzden ayrıca tanıtmama gerek yok. Çalışmalarım ortada olabilir. Yani zincirlerin ortasından dolaşıp yani en dış kenarlara takımın orta noktasında dışarı çıkacak kadar çalıştırabilir. Dilersem yine offset verebilirim buradan. Şimdi geldi bu offset verebilirim ama şu köşelerde yani şöyle göstereyim. Parçamı karşıma aldım. Takımım 20'lik bir takımsa takımın tam merkezi şu köşeye geldi ve yarısı boşta yani 10 mm'si boşta 10 mm'si talaşta olacak şekilde bu çalışmadaki takımın konumu bu. Orta de, ben orta dedim. Yani takımın merkezi şuranın tam merkezinde olsun ve bu şekilde işlem yapsın. Ama şu köşelere geldiğinde eğer şu köşelerde çapak bırakırsa takım o zaman buradan gelip offset verebilirim. Şimdi pasolara geldim. Duvarda ve tabanda talaş bırakacağım ben 10'da 5 10'da 5. Finish işlemi için. Tolerance'ını program otomatik kendisi atıyor. Aşağı adımlama değerimi de 2 mm veriyorum. Yan adım değerimi de 10 mm. Program otomatik kendisi ayarlıyor bunu. Bizim takımız çapımıza göre ayarlıyor yalnız. Yumuşatmayı açtım. Parçam dıştan girişe müsait. O yüzden dıştan girişi de açtım. Köşeleri düzelttim demeyeyim. Şu anda zaten yumuşatmayı aktif yaptım. O yüzden köşe düzeltme gerek yok. Sonra yumuşatmanın bilgisini buradan girebilirim. Uyarlanmış adımlamayı ne olduğunu biliyorsun zaten. Şimdilik göstermeyeceğim onu. Daha önceki videolarda görmüştünüz zaten ama eğer şuradaki form yüzeylerimde çok açılma olursa o zaman uyarlanmış adımlamayı açacağım. Bağlantılara geldim ve buradan eş yönlü kesimi seçtim. Ve buradan geldim kayıt ve sabah. Hatta buna isim vereyim önce. 20 kaba prezi diyelim. 20 kaba prezi kaydet ve hesapla. Takım yollarımız hesaplanıyor. 2014'ün SolidCAM 2014'ün en büyük özelliği HSM'de artık takım yollarını daha hızlı hesaplıyor. Simülasyonumuz hazır. Hemen bakalım. HostGate simülasyon. Şekilde gördüğümüz gibi takım yolları bakın yumuşak bir şekilde ve aynı takımın parçaya girişi hep helisel. Gördüğünüz gibi. Çok fazla kalkışlar var bu parçada. Evet ama zaten parçanın formu da onu gerektiriyor. Kadı simülasyonumuza bakalım bir de. Dokundum bir kere parçana. Renk verdim. Simülasyonumu çalıştırıyorum. Evet. Kadı simülasyonum bu şekilde. Şimdi. Eğer ben orada uyarlamış adımlamayı atsaydım. Şuradaki form yüzeylerde uyarlanmış adımlamada verdiğim miktar kadar aşağı adımlama yapacaktı. Ve buradaki formlu yüzeylerin daha güzel çıkmasına şanslanacaktı program. Ama ben gerek duymadım. Zaten yarı finish işlemi ve finish işlemi yapacağım. O yüzden gerek duymadım. Şimdi çıktım buradan. Buradan da çıktım. Şimdi
Henslerin içerisinde bulunan ara kaba komutunu kullanarak 20'lik takımını, yani bir önceki işimizde 20'lik frezenin giremediği çaplara o takımı sokacağız. Bu da neydi? Ara kaba. Geldim henslerin içerisine, tıkladım ve buradan geldim. Ara kabayı seçtim. Yine hedef geometrimi programım kendisi tanıyor. Bir tane çapı, küçük bir takım atacağım. Onluk parmak freze düşünüyorum mesela, var mı? Onluk yok. Hemen onluk bir tane parmak freze ekleyelim. Geldim dedim ki şu çapım 10 olsun. Bu yeterli. Bir de buna tutucu ekleyelim. R32 diyorum ben. Tamam. Takım bilgisine de geldim. Dedim ki X ve Y'deki ilerlemem 1000 olsun. Z'deki ilerlemem 500 olsun. Takımın devri de 3000 olsun. Buradaki girdiğim değerler örnek. Gerçek değerler değildir bu arada. Seçtim. Çünkü dediğim gibi gerçek değerler sizin takımınıza ve malzemenize göre değişir. İşleme sınırını yine otomatik bıraktım. Yine otomatik olarak nerede talaş kalmış, yani 20'lik takım nelere girememiş, bir önceki operasyonda karşılık takım kullanılmış, bunları program kendisi görüyor ve bu şekilde takım yolları üretiyor. Bağlantı pasolara geldim. Pasolarda yine aynı şekilde 10'da 5 finish bırakacağım. Yine tolerance program kendisi girdi. Aşağı adımlamam da burada 1 mm olsun. Yanal adımım 5. Kalabilir dıştan girişe müsait bir parçam. İşaretliyorum bunu. Sonra bağlantılara geldi. Bir eş yönlü kesimi seçtim. Ve buna da geldim. 10 ara kaba diyorum. 10 ara kaba dedim ve buna göre hesap atıyorum işimi. Simülasyonumuz hazır. Hemen bakalım. OSCAD simülasyon. Evet. Bir önceki takımımın giremediği yerlere takımım girdi. Onluk takımım. Katı simülasyonda bakalım. Evet. Ara kabamızı da attık. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Şimdi bu videomuz bu kadar. Daha sonraki videomuzda ise doğrusal işleme ile parçamızı geri kalan kısmını işleyeceğiz. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.